İbrahim. Ne yapıyorsun? Niye gelmedin karşılamaya? Hünkârımız seni sordu. Atike'de durumu kurtarmak için yalan söylemek zorunda kaldı. Şeytan görsün onun yüzünü. Dikkatli konuş, yerin kulağı var. Ne yaptı Revan Fatih'i? Esip güllemiştir yine. Validem hakkında karar verdi mi? Korktuğumuz başımıza gelmedi kardeşim. Validemiz burada yanımızda kalacak. Yani bu gece huzurlu bir uyku çekebiliriz. Madem Hünkar abim gölge istemiyor, bizler de topun ağzındayız. Bilhassa sen. Zira en büyük şehzadesi. Böyle demiştim Bayezid, hatırlıyor musun? Sen sanır mısın ki validemin burada olması Hünkar abimi durdurur? Bilakis ona baktıkça gözündeki iktidar ateşini görecek. Ve acısını bizden çıkaracak. Bilhassa senden. İşte bu sebeple kardeşim. Artık bize huzurlu uykular haram. İbrahim, rahatsız olduğunu söylemişlerdi lakin. Bakıyorum afiyettesin. Ne o içtiğin? Şarap. Sen de ister misin abi? İbrahim! Sen ne cüretle benimle böyle konuşuyorsun? Haşa hünkârım, ne haddime? Affedin, bağışlayın canımı. Dememi bekliyorsun değil mi? Af dilememi istiyorsun. Hadi durma, ver ölüm emrimi. Ne de olsa yasaklarına karşı geldim. Celatlarını emret alsınlar canımı. Celatlarını emret boğulsunlar beni. Ya da istersen bizzat celladım sen ol. Kendi ellerini al canımı. Her gece ölümü beklemekten evladır. Bayezid'in ölümünü kabul edemedin. Hala onun tesirindesin. Kolay değil İbrahim. Acını, kederini anlıyorum. İbrahim. Senin acısını yaşadığın, yasını tuttuğun şehzade beni öldürüp tahtıma çıkmaya kalktı. Seni de öldürecekti. Kasım'ı da, valideni de. Bir padişah hıyanete göz yumamaz. Yumarsa padişah olmaz. Ben olmayacağım. Eğer padişah olmak böyle bir şeyse, ben zinhar istemiyorum. Sanki.
neyse ona razı geleceğim. Düşman toprağında yaşamaktansa kendi evimde, kendi sarayımda ölmeyi yeğlerim. Biliyorum tek arzunuz hayatta kalmaktı. Pes etmemem, savaşmam. Fakat ben öyle bir zalim devrana doğmuşum ki gücüm yetmedi validem. Onlar kadar zalim olamadım zira. Olmam da mümkün değil.